Modern kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle birlikte bu güzel modelimizi yapacağız, örgü modelimizi yapacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok e, tatlı duran bir model ve e, seri de biten bir model. Böyle karışık durduğuna bakmayın, çok da güzel, kullanışlı da bir model. E, yapacağınız projelerde e, istediğiniz boyutlarda da yapabilirsiniz. Biraz sonra sizlere zaten ne kadar e, boyutta isterseniz kaç zincir çekmeniz gerektiğini. Sizlere söyleyeceğim. Şimdi bunu yapmak için ben şöyle Alize Diva iplerini kullanacağım. Fakat sizler ince ip mümkün olduğu kadar çünkü e, geneli trabzan olduğu için ince iplerimiz daha güzel duracaktır. O yüzden ince olması önemli. E, hangi ip olduğu çok önemli değil. Bakın tığ olarak da şöyle 3 numara 2.20 milimlik tığ kullanacağım. Hemen hazırlamamızı yapalım ve başlayalım nasıl yapıldığına. Evet ben yine aynı renkten devam edeceğim. Öncelikle zincir çekerek başlıyoruz. Bunda 10 ve katları olacak. 10 e, ve katları üzerine kurulacak. Artı 5 zincir çekeceğiz. Hemen şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir taneyi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinciyi tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi artı 5 dedik. 1, 2, 3, 4 ve 5. İstediğiniz boyutlara gelinceye kadar 10 ve katlarını yapıyoruz. Artı 5 zincir çekiyoruz. Şimdi buradan itibaren buradan tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane zincirimi çekip bakın tam 10. zincirimden tekrardan bir sık iğne ile birleştiriyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Bakın alttan 1 2 3 4 5. zincirimizin kanatına sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane zincir çektim. Alttan yine 1 2 3 4 5. zincirimin kanatına sabitliyorum. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. 1 2 3 4 ve 5. zincirimin kanatına sabitliyorum. Bu şekilde sonuna kadar yuvalar yaparak götürelim. Evet bakın sonuna kadar yuvalarımı yaparak geldim. Burada bir tane zincirimi çekiyorum ve modelimi döndürdüm. Hemen bakın zincirimin içerisine tekrar sık iğne ile geldim. 1 2 3 4 ve 5 zincirimi çektim. Hemen bakın burada birleştirmiş olduğum noktaya tekrardan bir sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bakın aynı noktaya tekrar geldim. 1, 2, 3 seferde çektiğim trabzanımı oluşturdum. Bir tane zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın buradaki trabzanımın beline İki de çektiğim trabzan yapıyorum. Toplamda altı tane bu şekilde iki de çektiğimiz trabzan yapıyoruz. İki, üç, dört, beş ve altı. Tekrar aynı noktaya bakın burada yerimiz var. Aynı noktaya sık iğne ile sabitledim. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın yine aynı yere geliyorum. Aynı noktaya yine 1, 2, 3 de çektiğim trabzan yaptım. Ve bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Yine yapmış olduğum trabzanımın beline 2 de çektiğim trabzanlar yapıyorum. Yine 6 tane. ve 6. Yine bakın aynı noktaya tam orta kısmımıza sık iğne ile sabitledim. Yine 3 tane zincir çekiyorum tığımı doladım. Aynı yere 3. yaprağımızı yapıyoruz şimdi bakın. 1, 2, 3 de çektiğim trabzanımı yaptım bir zincir. Trabzanımın beline yine 6 tane 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. 3 5 ve 6 Yine aynı noktaya geliyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Bakın 3 tane yaprağımızı bu şekilde yaptık. Şimdi tekrardan bakın hemen önündeki zincir alanıma bir 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. Tekrardan bakın buradaki birleştirmiş olduğum noktaya yine bir sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrar bir sonraki zincir boşluğuma geldim. 1 2 3 4 5 Bakın buraya geliyorum tekrardan birleştirmiş olduğum noktaya yine bir sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi buradaki yapmış olduğum çiçeği tekrarlayacağım. Tığımı doladım. Aynı noktaya bakın. 1, 2, 3. Şimdi bunu yaptıktan sonra 3'te çektiğim trabzanımı yaptıktan sonra ipimi buradan çıkartıyorum. Bakın buradaki çiçeğimizin şu kısmına tam tepe kısmına buradan ipimi alıyorum. İçinden geçiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bakın trabzanımın beline 2 de çektiğim trabzan yapıp yine 6 tane buradaki yaprağımı tamamlıyorum. 3 4 5 ve 6. Hemen tepe dip kısmına yine sabitledim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bakın görüntüm bu şekilde oldu. Devam ediyoruz. Bu kez ikinci yaprağımı yapacağım. Tığımı doladım. Bakın yine aynı noktaya 3 de çektiğim trabzanımı yaptım. 1 tane zincir Yine beline 6 tane 2 de çektiğim tırabzan yapıyorum. 6. Tekrar dip kısmına sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir. 3. yaprağımı yapıyorum bakın. 1 2 3 1 zincir 2 de çektiğim tırabzanlarımı yapıyorum. 6 Yine aynı noktaya bakın. Tam orta kısmımıza sabitledim. Zincir aralığıma geldim. 1 2 3 4 ve 5 tane yaptım. Tam tepe kısmımıza sabitledim. Evet bu şekilde şimdi tekrar 5 tane yapıyoruz. Bu kısma yine çiçeğimizi başlatıyoruz ee, ve mutlaka şuraya birleştirmeyi unutmayın. Bu şekilde sonuna kadar götürelim. Evet devam ediyorum. Bakın 3. yaprağımı yaptım. Tekrardan orta göbeğimi sık iğne ile sabitledim. Devam ediyorum. Bakın hemen önündeki zincire 1, 2, 3, 4 5 tane sık iğne yaptım tam göbeğe geldim bakın oraya da bir sık iğne yapıyorum devam ediyorum şimdi tekrar bir 5 tane sık iğne daha yapıyorum 3 ve 5 bakın tekrardan birleştirme noktama birleştiriyorum 3 tane zincir çektim şimdi tekrar çiçeğimi başlatacağım tığımı doladım hemen dibine 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. İpimi çıkardım. Bakın buradaki çiçeğime birleştireceğim. Tam köşeden aldım. Bir zincir. Tekrar burayı 6 tane dolduruyoruz trabzanla. ve 6 tekrardan dibine sabitliyorum 3 zincir çekiyorum ikinci yaprağımı da bu şekilde yapıyorum Bakın yine orta kısma geldim. Sabitleyip 3 üç zincir 3. yaprağımı başlatıyorum. ve 6. Bakın yine geldim orta göbeğime sabitledim. Şimdi buradaki son zincirime ise yine 5 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Bakın buradaki ilk yaprağımızın tepe kısmına sabitliyorum. Bakın bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada tekrar zemin hazırlayacağız. Aşağıdaki olduğu gibi çiçeğimizi kurmak için 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Bakın tam tepe kısmına. 2. yaprağımı sabitledim. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bu kez buradaki iki yaprağımızın tam orta kısmına sabitliyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Bakın buradaki çiçeğimin orta kısmına. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın iki yaprağımın orta kısmına. Bu şekilde sonuna kadar götürüyorum. Bakın geldim buraya. Gördüğünüz gibi bakın sonuna kadar bu şekilde getirdim. Şimdi burada ise 1, 2, 3 kez doluyorum tığımı. Bakın en sondaki tam şu kısımdaki sık iğnemin tepesine bu şekilde aldım. İkisini bir çekiyorum. İkisini bir çektim. İkisini bir aldım. Son ikiyi de bir aldım ve köşemi bu şekilde oluşturdum. Bir zincir çektim. Modelimizi döndürdük. Bakın ilk sıramızı bu şekilde yapmış olduk. Şimdi tekrardan devam ediyorum. Zincirimin içerisine geldim. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Tam orta kısma geldim ve birleştirdim. Şimdi burada tekrar çiçeğimizi yapacağız. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Aynı noktaya bakın. Üçte çektiğim trabzanımı yaptım bir zincir. Tekrar tığımı doladım. Bakın buraya yine ilk yaprağımı başlatıyorum. Altı. Hemen dibine sabitledim. üç zincir belini yine altı tane trabzanımı yapıyorum ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamlıyorum Bakın bu şekilde yine orta kısma sabitledim. Tekrar 3 tane zincir aynı noktaya 3. yaprağımı başlatıyorum. 6. Tekrar bakın. Orta göbeğe sabitliyorum. Aynı işlemleri yapıyoruz bakın. Hemen önündeki zincire yine 5 tane sık iğne. Orta kısma sabitliyorum bakın. Tekrar bir sonraki bölüme geldim. 5 tane sık iğne de buraya yapıyorum. burada çiçeğimizi başlatıyoruz bakın orta kısma sabitleyip 3 tane zincirimi çektim tığımı doladım 3 de çektiğim trabzanımı yaptım ipimi çıkardım bakın ikinci yaprağıma sabitledim bir zincir çekip yaprağımı tamamlıyorum Modelimiz tamamen bu şekilde ilerleyecek. Birinci sıramızda zincirlerimizi yerleştiriyoruz. İkinci sıramızda üzerine yapraklarımızı yapıyoruz. Eğer anlayamadığınız yerler olursa da e, videoyu en başa alıp tekrardan izleyerek yapabilirsiniz. Bakın modelimiz tamamen bu şekilde olacak. Tekrar geldiğimiz zaman şu kısımları zaten bakın tam buralardan tekrar 3 e, e, doluyorum. Oraya tekrardan izleyebilirsiniz. Tığımı 3 kere dolayıp buraya yaptığım zaman burası böyle çizgi halinde devam edecek. Şuradaki bölüm gibi. Bu şekilde devam edecek. İsterseniz bu sıramızı tamamlayalım. E, bir sonraki zincir bölümümü de size göstereyim daha böyle pekişsin. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Tekrar bir zincir bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Evet bakın sonuna kadar geldim. Şimdi burada yine 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Bakın hemen şöyle tekrar sabitledim. Buraya ise Şöyle yanlış olmasın bir bakalım bakacağım oraya. Evet 5 tane burada yaptıktan sonra tam bakın bu kısmı sabitledikten sonra şuraya zincirime geçmiyorum. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincirimi çektim. Modelimi döndürdüm. Bakın buradaki çiçeğimin tam tepe kısmına sabitledim ve köşemi oluşturdum. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum. Buradaki ortadaki çiçeğimizin tam tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın buradaki iki çiçeğimizin arasına 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bakın sırayla devam ediyorum. ortaya. Tekrar bakın. 3 kez doladım. sini bir aldım. ikisini bir, ikisini bir. son ikiyi de bir aldım ve bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şöyle açalım modelimizi. Evet, model tamamen bu şekilde devam edecek. Şimdi artık e, bu sıramızda da üçüncü yapraklarımızı yapacağız. Umarım anlamışsınızdır, umarım beğenmişsinizdir, umarım güzel anlatabilmişimdir. Evet, beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağı açıklamalar bölümüne Instagram sayfamın linkini bırakacağım, oradan da takip edebilirsiniz. Abone olup zil tuşunu aktif hale getirdiğiniz takdirde videolarımı attığımda haberdar olacaksınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın, mutlu kalın, sevgiyle ve benimle kalın.